Evet. Şimdi sıra bende. Bu oyun böyle oynanır aslanım. Ama hepsini vuramadın ki. Evet. Hem oyun bitmeden neden hepsini topluyorsun? Bana bakın. Ben kazandım diyorsam öyledir, anladınız mı? Hem oyun oynayalım, oyun oynayalım diye ısrar ediyorsunuz. İşimi gücümü bırakıp sizi eğlendiriyorum. Hem de mızıkçılık yapıyorsunuz. Alın şu aptal toplarınızı da başınızı çalın. Of, onunla oynayan da kabak zaten. Hadi biz kendimiz oynayalım. Tamam. Aptal oyuncaklar, ne olacak? Aa, nerede bu kulina? Yüce konseyi çağırdı. Apar topar gitti. Bigudilerini bile çıkaramadı. Yüce konsey mi? Bak şimdi merak ettim. Neden çağırmışlar biliyor musun? Bilmiyorum. Hem bilsem de söyleyemem. Kulina seninle dedikodu yapmamı yasakladı çünkü. Güzel kuş. Minik kuş. Soylu kuş. Ben dedikodu yapalım demiyorum ki. Sadece neden çağrıldı merak ettim, o kadar. Güzeller güzeli. Gerçekten güzel miyim ben ha? Bıcı 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 bıcı. Hem de nasıl? Dünyada bile senin kadar güzel tüylü, güzel sesli bir kuşa rastlamadım. Gerçekten mi? Ne yani, benim sesim güzel mi ha? Hem de nasıl? Bülbüller senin yanında halt etmiş. La 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 la. La 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 la. La la la. Ay. La 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 la. Nefis bir konserdi. Kulaklarımın pası silindi. Hadi söyle bakalım. Yüce konsey neden çağırmış Kulina'yı? Nana ile ilgili bir konu olmalı ama tam olarak bilmiyorum. Kahretsin. Sonunda Nana insan olacak ve ben de böyle bakıp kalacağım. Güzel sesli kuş. Bakalım mı Nana ne yapıyor diye. Hadi bakalım. Tra la la, tra la la, tra la la la. Tra la la, tra la la. Yazık. Bu kadının durumuna çok üzülüyorum. Nana yine delirtmiş onu. Ah, bir bilse Nana'nın kim olduğunu. Bir dakika. Tabii ya. Bu neden daha önce hiç aklıma gelmedi? Bu işin çok kolay bir yolu var. Merak etme Sipke kızım. Şakire teyzen senin derdine çare bulacak. Hiç merak etme. Görüşürüz. Buralarda bir yerlerde olacaktı. Ben neden bugüne kadar bunu düşünmedim ki? Aptal kafa! Eğer simgeyi buraya getirirsem benim bir şey yapmama gerek kalmaz. Nana'nın kim olduğunu kestirmeden öğrenir. Dünyadan birini buraya getirmenin formülü nerede acaba? Müdürü buraya getirdikten sonra Kulle bana çok kızmıştı. Kesin kitabı iyi bir yere saklamıştır. Oyuncak yaşı takvimi mi? Tabii ya, bunu duymuştum. Oyuncakların uzun yaşamaları ve geç yaşlanmaları için oyuncak yaşı takvimi. Her oyuncağın saati bir oyuncak yılı geçtikten sonra başperi tarafından geri alınır. Böylece zaman geçse de oyuncaklar yaşlanmaz. Peki, nerede bu saatler? Tabii, Kulina'nın sakladığı gizli bir yerde. Bakalım ilk önce kimin saati geri alınacak? Korsan ha? Şu işe bak. Ne kadar da şanslıyım. Üstelik de bugün. Eğer Kulina'yı takip edersem bu saatlerin yerini öğrenebilirim. Sevgili Nana, gerçek yaşına uygun bir görüntün olsa nasıl olurdun acaba? 100 yaşında buruşuk Nana. Ama önce simgeyi buraya getirmenin iksirini yapmalıyım. Bu olması lazım. Evet, burada işte.
Ucuz kurtulduk. Bunu içince pamuk gibi olacaksın Simgeciğim. Ve doğru hop oyuncaklar dünyasına. Simge gel inat etme, benim doktorun numarasını vereyim sana. Senin doktorun mu? Evet. Yani volkanlarımız bozukken gitmiştim. Of yeter Merve, kapat artık şu konuyu. Doktora falan gitmeyeceğim, anladın mı beni? Merhaba kızlar. Aa, Şakire teyze nerelerdesin ayol? Ya başka biri geliyor temizliğe. Üstelik fal bakmayı da bilmiyor, hiç çekilmiyor yani. O benim akrabam. Arada bazen o gelecek. Köye gitmiştim de bir tarla işi falan vardı. Bu elindeki ne Şakire teyze? Özel bir çay. Yatıştırıcı özelliği var. Senin için getirdim güzel kızım. Aa, herkes beni deli yaptı canım. Merve, yoksa sen mi çağırdın Şakire teyze? Yoo, tövbe tövbe ya, daha neler. Ben kına gecemden beri ilk defa görüyorum Şakire teyzeyi. Kızım, yerin kulağı vardır. Duydum ki bu aralar biraz gerginmişsin. Şu çayı iç bak, ne kadar iyi geldiğini göreceksin. Ben bilmediğim şeyi içmem. Aa, kendi ellerimle kaynattım benim güzel kızım. İçinde 9 çeşit ot var. Mavi ormandan topladım. Mavi orman mı? Aman, aman tarafında bir yer. Mavi orman diyorlar. Bak kızım, bu her derde deva. Bağırsaklarını çalıştırır, kan yapar, sinirlerini gevşetir. Ya. Ay aman, iç işte Simge, ne olacak, ot işte. Doğal yani. Belki yararı olur değil mi? Aa, olmaz olur mu güzel kızım? Benim adam bunu içtiğinden beri melek gibi maşallah. Bir kanatları eksik. Aman Simge ölmezsin, iç işte şunu. Of, ay şiştim vallahi ha. Tamam ver şunu. Aferin içeceğim benim güzel kızıma. Maşallah, iç. Oh, şifa niyetine iç. İç. Kendini nasıl hissediyorsun? Yani bilmem, pek bir değişiklik yok gibi. Şimdi tesir eder güzel kızım. Ah, hadi bana müsaade. Daha yapacak çok işim var. Kalın sağlıcakla. Kalmakmaya da uğra Şakire teyze. Öpüyorum seni çok. Uğrarım güzel kızım, uğrarım. Maşallah, maşallah. Başladım. Deliriyorum herhalde. Bu gerçek olamaz. Bu da ne? Yoksa burası bir yere mi açılıyor, yoksa tıpkı filmlerdeki gibi? Simge, nerede bu ya? Neyse. Aa!
Aman başım şişti ya. Aynı uzun ve sıkıcı bir toplantıydı. Tüm oyuncakların raporları, yapılacak işler, gündem maddeleri falan derken saatler sürdü. Kline! Kline! Ay Gorfo, lütfen bir sorun da sen çıkarma başıma, çok yorgunum. Ama korsan çok bitkin durumda. Neler olduğunu anlayamadık. Ah bu başperlik ne kadar zor bir şey. Bir rahat huzur yüzü yok bana. Çağır bakayım gelsin hemen. Anlayalım bakalım nesi varmış. Hemen çağırıyorum, merak etme. Burası da neresi? Ay. Aman Allah'ım. Ben kesin aklımı kaçırmış olmalıyım. Zihnim bana ne tür bir oyun oynuyor böyle? O Şakire cadısının içirdiği şey bana hiç iyi gelmedi. Kuline! 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 Ay! O da neydi öyle be? Allah'ım kesin aklımı kaçırdım ben. Ay burası ne kadar tuhaf bir yer böyle. Bu kabustan bir an önce sıyrılmalıyım. Hani nerede? Az önce buradaydı. Gorfo, beni oyalama. Korsanla ilgilenmem gerek. Kim bilir ne gördün? Gerçekten tam burada duruyordu. Neye benziyordu peki? Dünyalı bir mankene. İnan bana. Sen iyice şaşırdın ya. Artık. Mankenin burada işi ne ha? Bana inanmalısın. Gördüm onu. Ah Şakire teyze, ah ben sana gününü göstermez miyim ya? Ay bu nasıl bir halüsinasyon, ben anlamadım ki. Hakan, Hakan, Hakan bana yardım et. Hakan ya lütfen beni kurtar. Merhaba. Sen de kimsin be? Yaklaşma bana. Ben uzak doğu sporlarını çok iyi bilirim. Korkma, sana bir şey yapmayacağım. Söyle o zaman, nasıl geldim ben buraya? Yoksa bu bir kamera şakası mı? Ha? O da ne? Neredeyim söylesene bana. Burası oyuncaklar dünyası. Oyuncaklar nesi? Dünyası. Şu Nana'nın ikide bir bahsettiği yer olmalı. Güzel. Yavaş yavaş anlamaya başlıyorsun. Peki burası gerçek mi? Yani ben hayal falan görmüyorum öyle mi? Nana'nın burayla bir ilgisi var mı? Kuralları çiğnemek istemem. Bu konuda konuşmamız yasak. Yoksa sonsuza kadar cezalandırılırım. Ama sen biraz araştırırsan gerçekleri kolayca bulabilirsin. Çabuk söyle bana. Nana'yı tanıyor musun? Ha. O da burada mı yoksa? Bunu kendin bulmalısın. Benden bu kadar. Alivederci. Olamaz, olamaz, olamaz. Allah'ım aklımı kaçırıyorum galiba. Nana'ya olan nefretim beni ne hale getirdi? İnanamıyorum ya. Of. Ama dur bir dakika. Şu yaratığın söyledikleri ya doğruysa? Nana'nın tüm garipliklerinin de beni her seferinde alt etmesinin sırrı belki de burada saklı. Neyin var çocuğum? Bilmiyorum Yüce Kuline. Sabah kalktığımda iyiydim. Birden böyle oldum. Kendimi çok halsiz hissediyorum. Sürekli uyumak istiyorum. Bir de ellerimle ayaklarım sanki benim değilmiş gibi geliyor. Ne dedin? Ellerimle ayaklarım sanki başkasına ait gibi. Hissetmiyorum. Hay aksi, şimdi ne olduğunu anladım. Getir bakayım elini. Aa, neler oluyor Kuline? Aslında bu benim hatam. Bu işi bu kadar geciktirmemeliydim. Son güne bırakmışım, onun için böyle oldu. Neyi son güne bırakmışsın? Senenin belli günlerinde sizin yaş ayarlamalarınızla ilgili yapmam gereken küçük bir işlem var. Bugün de senin günün, onu unutmuşum. Tam zamanı. Öğrenelim bakalım şu saatlerin yerini. Hiç korkma. Şimdi gidiyorum. Birazdan hiçbir şey kalmayacak, tamam mı? Merak etme.
insanın saatini ayarlamayı unutmuşum. Olacak şey değil. Neyse üyelerinden biri bunu duyacak olursa ay yandığım resmidir ha. Dur bir dakika, dur bir dakika. Ben seni tanıyorum. Nana'nın akrabası değil misin sen? Çabuk bana neler olduğunu anlat. Çabuk diyorum sana. Bu da nereden çıktı şimdi? Rüya görüyorsun hayatım, rüya. Nereye gittin be? Çabuk geri gel. Kulina'yı kaybetmemeliyim. Buraya gel dedim sana. Buraya gel, çabuk bana neler olduğunu anlat. Ya buraya gel dedim sana. Of, Simge buraya nasıl geldi acaba? Neden düşünüyorsam tabii ki şoker. Bu sefer elimden gerçekten çekeceği var. Bak gerçekten. Ay, önce şu korsanın saatini ayarlayayım da. Yaşında görününce ne yapacaksın Nanacık? Çok eğlenceli. Burası ne kadar da karanlık. Çok tırsıyorum. Evet, dört koldan sıkıştırdım seni. Bakalım bu kez kendini nasıl kurtaracaksın? Ya da nasıl kurtulamayacaksın? Saklanın bakalım, saklanın. Nasıl olsa bulacağım sizi. Nana'nın da kim olduğunu anlatacaksınız bana. Duyuyor musunuz beni? Çıkın ortaya. Kime diyorum? Bir bu kadın eksikti başımıza. Kim o? Simge. Nana'nın baş düşmanı olan şu dünyadaki kadın değil mi o? Ta kendisi. İyi de burada ne işi var anlamadım. Bunu kankan olacak şoker'e sorsan daha iyi edersin Gorfo. Bu şoker de gerçekten fazla olmaya başladı canım. Ne yapsak acaba? Nerede o, gördün mü? Hayır, hem onunla artık eskisi kadar sıkı fıkı değiliz. Bana verdiği sözü tutup beni Hollywood'a götürmedi çünkü. Ay, senden de ne star olurdu ya. İlk defa doğru bir şey yapmış. Aşk olsun Kulina. Duygularımı incitiyorsun ama. İncinirse incinsin. Ay bana ne? Simge artık burada. Nana da yaşlandı. Ama bir şey daha yapmam gerek. Nasıl olsa Kulina'nın Nana'dan haberi olacak. Ama öğrendiğinde bunu düzeltememeli. Nana hep yaşlı kalmalı. Sonra da pes edip buraya dönmeli. Ve onun yerine ben insan olmalıyım. Evet Kulina, Nana'yı eski haline döndür, döndürebiliyorsan. Burası da çok sessiz. Bak yine çok tırsıyorum. Ay neyse ki tam zamanda korsanın saatini ayarladım. Ay çok yoruldum. Biraz dinleneyim bari. Kulina! 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 Bu da neyse. Ay bir rahat yok bana. Neredesiniz? Çıksanız ortaya. Ay şimdi düşüp bayılacağım. Ah, ay, ay burası ne acayip bir yer böyle ya. Beğenemedin mi güzelim? Ay. Ödümü patlattın be, sersem koş. Sen irisin galiba. Kulina.
Ah, ay bu da ne? Ay inanamıyorum. Demek buradan dünyayı görebiliyorlar. Ay belki de bana bir uzaylı. Dünyayı ele geçirmek için gönderilmiş bir ajan bence o. Ay yok artık, daha neler. Orada biri mi var? Kulina. 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 Ay bu çocukların odası. Peki ama çocukların yanındaki kim? Çok fena. Çıkaracağım bir yerlerden ama. Olamaz Kulina. Ay iyi de nasıl bu hale geldi? Böyle yaparak beni korkutamazsınız. Kimsiniz, nesiniz bilmiyorum ama öğreneceğim. Sen öğrensen. Salak Nana'nın da foyasını ortaya çıkaracağım. Anladınız mı? Duymuyor bizi. Peki ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Bacaksız cicişler. Demek siz de bu işin içindesiniz. Ay bu iş iyice sarpa sarmaya başladı. Ha? Ay görüntü neden gitti? Hey kimse var mı orada? Nereye gitti bu görüntü? Acaba bağlantıyı kim kesti? Bakıyorum da burasını bulmuşsun. Nihayet geldim. Çabuk bana neler olduğunu anlat. Anlatmama gerek var mı? Görmüyor musun her şeyi? Ah Şoker ah. Siz uzaylısınız değil mi? Uzaylı mı? Boşuna saklama. Her şey ortada. Uzaylısınız işte. Uzaylı. Evet öyle de denilebilir. Nana da sizin casusunuz öyle değil mi? Bravo sana. Aynen öyle. Amacınız da dünyayı ele geçirmek öyle değil mi? Hiç fena fikir değil hani. Ama buna engel olacağım. O salak Nana'nın da maskesini düşüreceğim. Göreceksiniz. İyi olur. Dünya için büyük bir iyilik yapmış olursun böylece. Tabii benim için de. Ya burada az önce bir görüntü vardı. Sonra birdenbire kayboldu. İstediğin görüntü olsun. Ay Özge canım yavrum benim. Ay, ay aman Allah'ım. Aa. Bu Nana değil mi? Niye öyle garip bir maske takmış? Kim bilir? Maskesini düşüreceğim demedim mi? Düşür işte. Yeter artık. Bak yine oldu işte. Görüntü yine gitti. Dur bakalım. Görürsün şok. Gel bakayım buraya. Kulina yapma ya. Ne oluyor ya? Canım yanıyor ama. Şoker efendi. Yaptıkların hesabını sormaz mıyım ben sana? Ne oluyor ya? Ben ne yaptım şimdi? Sus bir de numara yapma bana. Ne oluyor sana be? Biraz daha burada kalacak olursam delireceğim. Aklımı kaçıracağım vallahi. Şşş, çabuk bana nasıl geri döneceğimi söyle. Bir an önce gidip Nana'yla yüzleşmek istiyorum. Ayol patladım bu kadından. Dır dır dır. Amma da çene varmış bu kadında. Ben seni ne yapayım Şoker'a? Söyle bana. Artık bazı şeyler için çok geç Kulina. İstediğini yapabilirsin. Simge dünyaya dönünce Nana'yla ilgili her şeyi anlatacak. Sen iyice yoldan çıktın. Nasıl bir ceza vereceğimi sonra düşüneceğim. Önce Nana ile ilgilenmem gerek. Oyuncak yaşı saatiyle oynadın değil mi? Evet, oynadım. Ne var? Ama korkarım saati düzeltemeyeceksin Kulina. Nedenmiş? Git de kendin gör canım. Eğer o saate bir zarar verdiysen işte o zaman elimden çekeceğim var Şoker. Seni mavi ormanda yaşayan timsahlara atayım da gör gününü. Aman çok korktum. Görüşeceğiz senle. Görüşeceğiz. Güle güle. İyi niyetim. Mavi ormanda timsah var mıydı ya? Galiba vardı. Dostum. Eyvahlar olsun şu zaten haline bak. Ben bunu nasıl tamir edeceğim şimdi? Nasıl? Becerebildin mi? Sana ne? Ah Şoker ah.
Ben seni de ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Ama bu kez cezan çok büyük ona göre. Ne oldu Kulina? Nana eski haline döndü mü? Bir şeyler yaptım ama umarım işe yaramıştır. Bir bakayım. Ay, hadi Nana dön yüzünü. İşe yaramadı bence. Moruk Nana ne olacak? Terbiyesiz sussana. Hiç olmazsa Nana eski haline döndü. Asıl bununla ne yapacağız şimdi? Çok güzel. Bırak da dünyaya gidip gördüğü her şeyi bir çırpıda anlatıversin. Yapma ya. Canım yanıyor ya. Beter ol, beter. Ay ne yapmalı, ne yapmalı? Bu sevgiden nasıl kurtulmalıyım? Ha, buldum galiba. Ne buldun? Sana ne? Sen mavi ormandaki büyük dişi timsahları düşün. Timsah var mıydı orada ya? Of, hatırlamıyorum. Var mıydı, yok muydu? Var mıydı, yok muydu? Yok yok, yoktu galiba. Çok tırsıyorum. Ay biraz aceleye geldi ama umarım işe yarar. Müdüre içirdiğim iksiri Simge içince kendisini dünyada bulacak. Hem de her şeyi bir rüya olarak hatırlayacak. Sen öyle san. Bu işin peşini bırakmaya hiç niyetim yok. Sus bakayım. Cezanı çekmeden önce bir işe yarar. İçir bakalım şu iksiri Simge'ye. Ama Kulina. Çabuk. Evet, pijamaları da unutmayalım. Hadi bakalım güle güle. Oldu, ben kaçtım o zaman. Evet Şoker Efendi, gelelim sana. Timsahların karnı acıkmıştır. Sabırsızlanıyorlardır şimdi. Saçmalama Kulina. Bana bunu yapamazsın. Hem mavi ormanda timsah yok ki. Ah, sah yok muydu? Tabii ki. O halde sen de bundan sonra bir tırtıl olarak yaşarsın. İşte bu çok iyi bir fikir. Buraya geldiğimden beri tırtıllara hasret kalmıştım. Ağzım sulandı ya. Kapat çeneni, sersem kuş. Üzgünüm Çenebaz. Şoker'in mavi ormanda yaşaması gerekiyor. Onu görmeye katlanamıyorum. Bay bay tırtıl. Ama Kulina. Ama haksızlık bu. O tırtıl benim hakkımdı. Of, sus artık Çenebaz. Çok yoruldum. Bana bunu yapamazsın Kulina. Biraz dinleneceğim. Sakın sesini çıkarma. Kulina. Bana bunu yapamazsın. O tırtıl benim hakkımdı Kulina. 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 Ay, ay bir rahat huzur yok. Başımı alıp başka gezegene taşınacağım. O olacak vallahi. Kulina. 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 Aha, Kulina. Olamaz. Nana yine yaşlanmış. Kulina. Ay Şoker kızın saatini iyice bozdu herhalde. Kulina. Duymuyor musun bizi Kulina? Umarım bir daha olmaz. Ah Şoker ha. Umarım kuşlar, böcekler seni çıtır çıtır yerler. Tırtıl kafa ne olacak? Ben de seni arıyordum. Bak, ne kadar cesur olduğumu kanıtlamak için sana mavi ormandan kıpkırmızı bir elma getirdim. Bir gün başını belaya sokacaksın bak. Demedi deme. Hoşuna gitmedi mi? Gitti ama bir daha oraya gitmeni istemiyorum. Kızma canım. Tamam, gitmem. Peki bu elmayı ne yapacağım? Onu kaynatıp yüzüne sürmen gerekiyor. Güzellik iksiri o. Ne yani? Ben çirkin miyim? Hiç öyle şey olur mu? Aa, baksana. Bu da ne? Bir tırtıl. Tırtıl mı? Korktu mu? Dur onu sihirle yok edeyim. Oh be! Nihayet! Şoker! Acımasız Kulina beni tırtıla çevirmişti.
Bütün gece mavi ormanda kuşlardan, böceklerden saklanacağım diye canım çıktı. Teşekkür ederim korsan kardeş. Aa, elma. Bir türlü düzeltemiyorum. Ah Şokera, gördün mü bak yaptığını? Şimdi konseyden Nana'nın oyuncak yaşı saatinin yenilenmesini istemek zorundayım. Kulina, biz çok kötü bir şey yaptık. Neden artık hiçbir şeye şaşırmıyorum acaba? İstemeden Şoker'i tırtıl halinden kurtardık. Korsan, mavi ormana mı gittin yoksa? Ben... Tamam. Bunu daha sonra konuşuruz. Şimdi konseye gitmem gerekiyor. Çekil bakayım kolundan sen de. Geldim Şakire teyze. Geldim kızım, geldim. Ay, işe yarayacak mı dersin? Oraya tekrar gitmek istiyorum. Hiç merak etme. Peki, sence benim bu gördüklerim rüya mı? Bunu kimse bilemez. Belki de zihnin sana gerçekleri gösteriyor. Ver şunu ver. Bu kez kesin Nana'nın gerçek kimliğini öğreneceğim. Hissediyorum bunu. İnşallah. Şanslar sana Simge Hanım. Güzel. Akla karayı seçtim konsey üyelerini ikna edene kadar. 100 tane soru soruyorlar. Niye öyle olmuş, nasıl olmuş? Ne yani, kızcağız hep böyle çirkin mi kalsaydı? Neyse, ikna oldular sonunda, gece yarısı düzelecekmiş. Ay, ona da şükür. Artık Nana biraz idare etsin, ne yapayım? Ay, saçım başım nasıl acaba? Ay, yine mi sen? Benden bu kadar kolay kurtulabileceğini mi sandın? Tabii Şoker serbest kalınca ilk işi seni tekrar buraya göndermek oldu, öyle değil mi? Çabuk bana Nana ile ilgili gerçekleri anlat. Hemen. Burası oyuncaklar dünyası. Ben de baş peri Yüce Kulina. Peki ya Nana? Bunu asla öğrenemeyeceksin güzelim. Sersem kadın. Evet Simge. Çok uğraştın ama Nana'nın sırrını öğrenemedin. Burada gördüklerinde hiçbir işe yaramayacak. Çünkü hepsi senin rüyan olarak kalacak maalesef. Kulina, lütfen çıkar beni buradan, lütfen. Hiç boşuna yalvarma. Cezanın dolmasına tam 199 ay var. 199 ay mı? Kafayı üşütürüm ben burada. Ay, benim için hiç sakıncası yok. Ya hiç olmazsa şu küpeleri çıkar. Yani yok et. Üf. Baksana, çene yetiştireceğim diye ojemi bozdum. Aman ne önemli. Sanki devlet meselesi. Neyse ki düzelttim. Hah, şimdi oldu işte. Bir şey mi dedin? Diyorum ki, oyuncaklar dünyasının en efendi, en uslu oyuncağı olacağıma söz veriyorum. Lütfen Kulina. Hiç boşuna yalvarma Şoker. Böyle hep gözümün önünde olacaksın. Neden daha önce aklıma gelmedi ki bu ceza? Ama Kulina, burada böyle kısılıp kaldığım için panik atağım tuttu. Şoker, biraz daha konuşmaya devam edersen ağzına fermuar çekeceğim, bak ona göre. Tamam, sustum. İntikamım korkunç olacak Kulina. Görürsün. Ayol, herkes bir hoş. Buradakiler oraya gitmek istiyor. Oradakiler de buraya gelmek istiyor.
Ay, ben de dünyada yaşayıp sonra tıpkı Nana gibi yakışıklı bir adama aşık olmak isterdim. Ah, 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 ne yapıyorsun şaşkın? Aa, herkes delirmiş. Evet, çok güzelim. Demek çocuklar buraya gelmek istiyorlar. Onların bu masumane dileklerini gerçekleştirmek gerek, öyle değil mi? İyi de buradan nasıl çıkacağım? Ay bak, panik atağım tuttu yine. Çok tırsıyorum. Ah Kulina, ah. Yıllar sonra bütün düzenimi alt üst ettin. Ne güzel burada tek başıma yaşamaya alışmıştım. Beni bularak yalnızlığımla kurduğum dengemi bozdun. Şimdi de canım sıkılıyor. Acaba Kulina'nın aptal oyuncaklarından birkaçını buraya mı getirsem? Hem işlerimi görürler hem de oyalanırım onlarla. Hatta belki de onları Kulina'ya karşı biraz savaşçı olarak yetiştiririm. Ama olmaz. Kulina onların peşine düşer, yine başım belaya girer. Of of, yalnızlık çok kötü, çok. Kulina'yı kutlamak gerek. Ben şimdiye kadar böyle güzel bir tablo görmedim. Gerçek gibi duruyor, öyle değil mi? Dalga geçmesenize sersemler. Görmüyor musunuz? Benim işte. Şimdi daha da hayran oldum. O kadar gerçek ki konuşuyor resmen. Bu böyle şokeri andırıyor, öyle değil mi? Şimdi delireceğim. Bir dakika. Yaşamsal bir boyutun diyalektik iz düşüm süreciyle yoğrulmuş. Ne diyor bu yahu? Saçmalamayın ya. Çıkarın beni buradan. Hadi bir şeyler yapın. Aa, şoker bu gerçekten. Benim ya, ne sandınız? Kulina beni buraya hapsetti. Çabuk çıkarın beni buradan. Çıkaramayız. Kulina bize çok kızar. Zaten nasıl çıkaracağımızı bilen var mı? Yok. Bakın şimdi, doğruca kütüphaneye gidiyorsunuz. Boşuna uğraşma şoker. Bunu yapamayız. Öyle mi? Oysa benim de sana güzel haberlerim vardı. Senin için çok önemli bir çizgi film stüdyosuyla anlaşma yapmak üzereydim tam da. Bu yalanlara karnım tok artık canım. Hey, nereye gidiyorsunuz? Lütfen, hiç değilse yanımda durun. Canım çok sıkılıyor. Gorsan! Pierre! Dorfo! Of! Benimle sohbet edebilirsin. Benim için bir sakıncası yok. Ama benim için var. Şu hale bak ya. Kala kala sersem bir kuşa kaldık. Terbiyeli topla! Sürüla! Kulina seni ne hale çevirmiş? Demek seni buraya hapsetti, öyle mi? Evet, görüyorsun işte ne kadar acımasız. Oysa ki ben hiçbir şey yapmadım. Eminim yapmamışsındır. Ne olur kurtar beni buradan. Panik atak hastası oldum ya. Neden kurtaracakmışım? Senin gibi bir soytarı için Kulina'yla niçin başımı derde sokayım, söyler misin? Onu sevmediğim, senden yana tavır aldığım için bana düşman oldu. Öf, bu yalanlarını ancak aptal oyuncaklara inandırırsın sen. Ne olur Sunila, kurtar beni. Aman başım şişti. Ben buraya biraz eğlenmeye geldim. Senin sızlanmalarını dinleyemem. İyi ya, beni çıkar buradan. Ben seni eğlendiririm. Hatta seninle mavi ormana gelirim. Orada kalırım. Ben yanındayken hiç canın sıkılmaz. İki gün sonra arkamdan dolap çevirmeye başlarsın ha? Kim? Ben mi senin arkandan dolap çevirmişim? Beni çok yanlış tanımışsın Sunina. Kocaman bir oyuncaklar dünyası var ve biz oraya gidemiyoruz. İnanamıyorum ya. Bizim de dileklerimizi kabul eden bir peri olsaydı, ben de orada bir oyuncak olarak yaşamak isterdim. Eğer beni buradan çıkarırsan sana çok büyük bir sürpriz yapabilirim. Sürpriz mi? Nasıl bir sürpriz? Sürpriz söylenmez ama. Ne sürprizi dedim? Tamam, bağırma canım. Tırstım ya. Söyleyeceğim. Dünyadan iki çocuk. Nasıl yani? Mavi ormana dünyadan iki çocuk getirebilirim. Onları dilediğin gibi yetiştirip oyalanabilirsin. Aslında hiç fena bir fikir değil. Bunu nasıl yapacaksın peki? Buraya dünyaların gelmesi yasak. Sen orasını bana bırak. Ben daha önce de buraya dünyalıları getirdim. Hiç merak etme. Ama eğer bana oyun oynamaya kalkarsan... Asla. Bunacı sert edeceğimi mi sanıyorsun? Hem sen benim değer verdiğim tek kişisin Sulina. Tamam, uzatma.
Yaşasın, yaşasın, kurtuldum. Tamam, tamam. Hadi sürprizi görelim. Hemen çalışmalara başlıyorum. En kısa zamanda mavi ormana getireceğim o küçük çocukları. Bundan emin olabilirsin. Unutma, en kısa zamanda. Yaşasın, yaşasın. Özgürüm, yaşasın, yaşasın, yaşasın. Ay, inanamıyorum. Senin o tabloden çıkmaman gerekiyordu ama nasıl çıktı söyler misin? Sussana, sersem koş. Sus. Özgürüm, özgürüm, özgürüm. Aman Allah'ım, yıkarın beni buradan. Aa, ay bu konsey üyeleri de yaşlandıkça iyice çekilmez oldular canım. Aa, dünyadan döner dönmez çağırdılar hemen. Neymiş efendim? Luna Park'ın yenilenmesi gerekiyormuş. Ay tam iki saat kafamı şişirdiler. Karar verin hemen yapalım. Değer mi bunun için bu kadar konuşmaya? Aa. Kulina, Kulina. Aa, Kulina. Çerebaz senin ne işin var orada? Nihayet fark ettin. Şoker yaptı bunu bana. İyi ama o nasıl kurtuldu bu çerçevenin içinden? Ay, bilmiyorum. Biraz kestireyim dedim ama baktım pat şoker dışarıda. Onu kim kurtardı? Ay bunu düşüneceğine önce beni şu tutsaklıktan kurtarsan diyorum. Şoker haklıymış. Burada esir olmak çok korkunç bir şey Kulina. Dur tamam tamam. Amma söylendim. Ay nihayet özgürüm. Ne güzelmiş özgürlük. Özgürlük. Ay, acaba şoker buradan nasıl çıktı? Gorfo, kurşun asker Piero. Yani hiçbiriniz şokerin nasıl kurtulduğunu bilmiyorsunuz öyle mi? Gerçekten bilmiyoruz. Zaten sen yokken biz senin odana girmiyoruz Yüce Kulina. Biliyorum, biliyorum. Girmiyoruz. Gorfo, belki sen bir şeyler biliyorsundur. Ben mi? Ona yardım ettiğimi düşünmüyorsun öyle değil mi? Ama birisi mutlaka yardım etmiş olmalı. Tek başına oradan çıkmasına imkan yok. Evet, itiraf etmeliyim ki bana çok yalvardı onu kurtarmam için. Hatta film şirketiyle yaptığı sözleşmeden bile bahsetti. Ama ona inanmadım. İyi ama bunun mantıklı bir açıklaması olmalı mutlaka. Bilmiyorum. Of, şu şokerden hala haber yok. Çok endişeleniyorum. Umarım yine bir kötülük peşinde değildir. Yüce Kulina. Ne bağırıyorsun be, ödümü kopardın. Şey, korktum birden. Neyse uzatma, bir haber var mı onu söyle. Her yere baktım yok. Şey, tabii gece olduğu için mavi ormana bakamadım. Orada değildir zaten, Sulina'dan çok korkuyor. Üf, tamam gidebilirsin. Eh Şoker, nasılsa ortaya çıkacaksın. Geceleri çok tırsıyorum ama Sulina'yı görmek zorundayım. Sulina Hanım! Sulina Hanım! Huu! Sevgili Sulina ben geldim, burada mısın? Hadi nerede çocuklar? Ben çocuk falan göremiyorum. Sen hiç merak etme, yarın da bu iş tamamdır. Tamam, onları getirsen iyi edersin. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Her şeyi ayarladım, yarın geliyorlar, söz. Artık yalnızlıktan çok sıkıldım. Bir an önce gelseler de hayatım daha eğlenceli olsa. Bak, eğer beni oyalıyorsan... Hiç öyle bir şey yapar mıyım sevgili Sulina? Göreceğiz bakalım. Bu çocuklardan çok memnun kalacaksın. Hem hayatıma eğlence katacaklar, hem de onları besleyip büyütüp biraz savaşçı haline getireceğim. Ve Kulina'nın üstüne salacağım. Senden korkulur Sulina. Sana hayranım. Evet. Ay. Tamam, yağcılığı bırak. Çocukları bekliyorum ona göre. Peki. Çok tırsıyorum.